Bizim primer hedefimiz virüsün dolaşımını durdurmak. İnsanları bağışık hale getirmek. İndirekt olarak da bağışık hale getirdi. Aşılanmamış kişileri de bir şekilde korumak. Şimdi tabii ki hedeflenen toplumun %60'ının, 70'inin en azından aşılanması. Virüsün dolaşımını durdurmak için. Ancak aşıladığınız o her miktar bile %10'luk, %15'lik, %22'sinin bile virüsün dolaşımını kesecektir, durduracaktır. Bu da mutasyona engel olacaktır beraberinde. Virüsün yayılımını durduracak ve aslında indirekt olarak da insanları korumuş olacaksınız. Herd immunite, toplumsal immunite diyoruz biz buna. Çocuklarla ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Birkaç ay içerisinde 12 yaşın üstündeki çocuklarla ilgili çalışmaların sonuçları açıklanacak. Çocuklar da tabii ki dünyada belli bir nüfusun aşılanmasından sonra bölgelerde çocuklar da artık aşılama kapsamına alınacaktır bu çalışmaların neticesinde. Çünkü çocuklar da okula gidiyorlar. Bulaş zincirinde önemli bir yer alıyorlar. Onların da aşılaması gerçekleşecek. Ancak 12 yaşın altındaki çocuklarla ilgili çalışmalarda başlamak üzere çok yakın bir zamanda, belki gelecek ay başlayacak yeni doğandan itibaren aşılanmaları. Çalışmalarda tabii ki hemen çıkmayacaktır sonuçları. Onların da benzer şekilde faz 1, faz 2, faz 3 çalışmaları olacaktır. Nitekim belki önümüzdeki yıllarda aslında grip virüsünde olduğu gibi bütün yaş gruplarının aşılanması gündeme gelecek. Onlarda da öncelik sıralaması olur ama o döneme kadar zaten dünyada geniş bir aşı tecrübesi olacaktır. Aşı tedarik zincirinde bir sıkıntı olmayacaktır. Risk grupları öncelikli olarak belki diyeceğiz aşılanması gereklidir. Diğer yaş gripte olduğu gibi diğer yaş grupları için duruma göre aşılanmasını önleyecek ama şu an bunlar sadece varsayım. Bebeklikten başlayıp 18 yaşa kadar aşılama yapılacaktır. Bununla ilgili şu an 12 yaşın üstündeki çocuklar çalışmadalar ama daha küçük çocukların çalışması da başlıyor. Bak şöyle düşün, virüs girdi. Bak virüs girdi, genetik haritasını böyle düşün. Bizim bağışık hücremiz birleşti. Hı hı. Tanıdı bunu, aşıyı verdik, bağışık hücresi oluştu. Amaç ne? Bir daha girdi ikinci kez. Bu hazır bekliyor zaten. Hemen oluşturdu. Kodlar belli. Hücre ne oldu? İnhibe edildi, nötralize edildi. Hastalık yapamaz virüs. Şu ana kadar bugün itibariyle 159 milyon insanın aşılandığını biliyoruz. Bu anlamda yüzde olarak baktığımız zaman İsrail'in nüfusun %60'ının hatta daha fazlasının aşılanmasıyla birinci oranda, birinci sırada yer aldığını söyleyebiliriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar 50 milyon doz sayı olarak en fazla aşı yapan ülke olarak görülüyor. İkinci doz aşılamalar da dünyada başladı. Ama şu an baktığımız zaman tüm dünyada günlük 5.9 milyon kişinin aşılandığını söyleyebiliriz. Tabii ki bu hızla giderse dünya nüfusunun %75'ini aşılama hedefimiz varsa bu da yaklaşık 5 yıl gibi uzun bir süre alıyor. Ülkemizde de sağlık çalışanlarının ikinci doz aşılaması başladı. Aslında hedeflediğimiz şekilde gitti, gidiyor da. Sayın Sağlık Bakanı basın açıklamasında duruma bir açıklık getirdi. Çin'le 100 milyon dozlar çıkartıldığını anlaşmanın. Pfizer-BioNTech aşısının yakın zamanda ülkemize geleceğini ve diğer firmalarla da görüşmelerin devam ettiğini söyleyebiliriz.